Buradalardan herkese merhabalar. Red Dead Redemption 2 ile ilgili tecrübelerimi madde madde, Red Dead Redemption 2 gerçekten gelmiş geçmiş en iyi oyun olabilir mi? Bununla ilgili izlenimlerimi paylaşacağım. Başlıyoruz. Öncelikle hazır şurada durmuşken bir grafiklerden bahsedelim. Siz de zaten artık bugüne kadar görmüşsünüzdür. Grafikler muazzam. Bende PlayStation 4 sunumu var. Normal PlayStation, hani Pro değil. Yine de çok iyi görünüyor Red Dead Redemption. Benim korkum GTA 5 gibi olacak kaplamalar diye düşünüyordum ama öyle olmadı. Özellikle coğrafi şartlar, hava durumu, farklı fiziksel koşullar, yani bildiğim burada coğrafya dersini yaşayabilirsiniz. Hani bir öğretmen coğrafya dersi size burada öğretebilir Red Dead Redemption 2'de. Red Dead Redemption 2 için hayatta kalma ve rol yapma oyunu diyebiliriz artık. Kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Yani şimdiye kadar genelde zombi saldırısı, kıyamet sonrası, dünya gibi temalarda geçen hayatta kalma oyunları görmüştük. Ha, şöyle FPS'ye de geçeyim de. Ancak bir oyunun içine, hani bu öğeler olmadan bir oyunun içine hayatta kalma öğeleri ancak bu kadar güzel yedirilebilirmiş. Yani araştırma yapıyorsunuz, avcılık yapıyorsunuz, çetenize yardım etmek için elinizden gelen her şeyi yapabiliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi bu toplumdan dışlanmış çeteyi hayatta tutmak sizin de elinizde. Ve bunun için oradan oraya koşturuyorsunuz. Ve bulabildiğiniz her şeyi toplayıp çetenizi sığınağına getiriyorsunuz. Ve bu dinamik hem hikayeye hem de oynanış öğelerine öyle güzel yedirilmiş ki, yani hani hayatta kalmanın ne olduğunu gerçekten bu oyun size yaşatıyor. Söyledim. Yağmur da başladı. Dur size bir geyik avlayayım şurada. Geyik avlayıp hem vuruş dinamiklerinden de biraz oynanış mekaniklerine de geçmiş oluruz. Gel koçum, koşma. Güzel. Headshot da attım sanırım. Vuruş hissi muazzam. Tamam, sakin. Easy koçum. Easy evladım. Geyiğimizi avladık. Bu geyiği neresinden vurduğunuz çok önemli. Ben bakayım neresinden vurmuşum. Ya kafasına yakın bir yerden vurdum sanırım. Bak, sağ alt köşede yıldızlarla belirtilen simgeler var. Kafasına yakın ve kafasından vurduğunuz zaman 3 tane yıldız oluyor ve bu derisini yüzüp sattığınız zaman iyi para getiriyor. Şimdi derisini yüzelim. Bunlar önemli çünkü paraya çok ihtiyacımız olacak. Deri yüzmedeki ayrıntıyı görmüşsünüzdür artık. Bu iyi bir deri. 3 yıldız. Bu arada et, boynuz gibi farklı materyaller de kazanıyoruz. Atım Yakup. Aslanım benim. Kral gibi at ya. Heh. Derimizi de attık atın sırtına. Şimdi devam edelim. Oyunda pek çok farklı çeşit hayvan çeşidi var. Yani yüzlerce farklı bölgelerde farklı hayvanlar, bizonlar, ördekler, ne bileyim aklınıza ne gelebiliyorsa, tilkiler, işte timsah, bir tane timsah avladım, bayağı bir uğraştım, mücadele ettim. Aslında o bölgeye de gidebiliriz ama bunların hepsi derisi ve dediğim gibi hem eti için de çok önemli. Çünkü karakterimizin bir açlık durumu da var. Kamp yapıp bir şeyler yemeniz gerekiyor. Hatta onu da gösterebilirim ya. Şurada hadi bir kamp kuralım. Ya olayın, oyunun güzel yanı bu zaten. Ya, bu karakterle Vahşi Batı'da gerçekten yaşadığınızı hissedebiliyorsunuz. Yani şurada istediğim yeri seçip bu manzarada oturup kamp yapabilirim ya. Aradığım şey ya. Hayallerimdeki oyunu yapmış adamlar resmen. Çok güzel. Çok güzel. Bu kamplar önemli. Hem dayanıklılığınızı yenileyebiliyorsunuz uyuyarak, hem craft yapabiliyorsunuz. Şimdi bakalım mesela buradan, ha o çok güzel bir yemek var. Farklı materyal ekleyerek farklı yemekler de yapabiliyorsunuz. Bakın bu ekstra mesela dayanıklılık veriyor bana. Dead ayımı fulluyor. Her şeyi fulluyor ya. Şundan yapalım. Bu çok iyiymiş. İşte zaten RPG dinamikleri de burada devreye giriyor. Bu ne abi? Dil gibi bir şey. Atın ne
Hayvanın neresi bu? Umarım dilidir. Umarım dilidir yani hani. Heh, yiyelim de. Gücümüzü fulleyelim. Peki Red Dead Redemption 2'nin dünyası ne kadar büyük? Onu da hemen göstereyim size. Gördüğünüz gibi harita büyüklüğümüz ahanda bu. Şu an ben buradayım. Daha açılmamış. Hayvanat gibi yer var. Hayvanat gibi. Bu bölgelerde bir dünya farklı etkinlik var. Bölgeye göre hayvan çeşidi de değişiyor. Atmosfer, iklim değişiyor. Her şey değişiyor. Ya şurada bir şehir var. Ben oraya gitmedim. Hadi bir de o şehre gidelim ya ilk defa. Orada da ben konuşmaya devam edeyim boş boş. Red Dead Redemption 2 öncelikle ağır bir oyun. Yani o açıdan herkese uygun bir oyun olmadığını söyleyebilirim. Yani aksiyon ve nasıl diyeyim çatışma savaş öyle bir şey beklemeyin bu oyunda. Yani bir GTA bu arada bir rastgele bir yan görev çıktı. Biri konuştu orada ama böyle işte istediğiniz yere de gidemiyorsunuz. Neyse reis. Ha şu. Gideyim mi yanına? Aa bu av yapıyor. Tamam tamam reis. Benim yemeğimi kaçıracaksın diyor. İşte bu da yaşayan dünyaya bir örnek oldu. Red Dead Redemption 2 ağır bir oyun diyordum. Yani GTA gibi düşünmeyin. Evet Rockstar'ın bir oyunu ama kesinlikle GTA'dan bambaşka bir oyun. Çok ağır başlıyor. Hikayesi çok ağır ilerliyor. Her şey size sindire sindire veriyor. O yüzden eğer kafanızda GTA'nın atlı versiyonu gibi bir düşünce varsa o düşünceyi aklınızdan çıkartın. Kesinlikle alakası yok. Çok ağır ve hikaye odaklı, hikayeye önem veren bir oyun. Öyle aksiyonda çok fazla yok. Yaptığınız her şeyin de bir karşılığı var ayrıca. Bayağı arama seviyeniz yükseldiği zaman başınıza bela alıyorsunuz. O yüzden yani iyi bir kovboy olarak oynamanın avantajı çok daha fazla kötü bir karakter olmaktansa bunu da siz belirliyorsunuz zaten. Benim onur seviyem gördüğünüz gibi onurlu bir insanım. Şu altta görüyorsunuz. Sol tarafa doğru geldiği zaman onursuz bir insan oluyorsunuz. Benimki sağ tarafta onurlu yaşamaya çalışıyorum. Burada geçen insanların hepsini soyabiliriz. Bak çıkıyor altta. Kötü davranabilirim ama ona selam vereceğim. Hey Mister. Pek çok öğe farklı oyunlardan alınarak birleştirilmiş L.A. Noire diyorum. Red Dead Redemption'da işte L.A. Noire şimdi diyeceğim. L.A. Noire'dan bayağı bir oynanış mekaniği alınmış. Dövüş dinamikleri, işte araştırmalardaki bir şeyleri alıp bakma, ne bileyim ara sahnelerdeki kamera açıları falan L.A. Noire'a çok benziyor. Hadi şuraya girelim bir kurcalayalım açıksa. İşte oyunun survival öğeleri burada devreye giriyor abi. Buradan bir şeyleri alıp kampınıza götürmek istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi yolda baya böyle bir harap bir kulübeye rastladım ve şimdi içini araştırıyorum. Çünkü malzemeye ihtiyacımız var çetemizin. Nasıl bir cümleyse malzemeye ihtiyacımız var çetemizin. Bu biriktirilebilir kartlardan. Yalnız hiçbir şey bulamam burada. Toplanabilir şeyler buldum. Bunlar falan gördüğünüz gibi hep L.A. Noire'den. Bayağı kitap bulduk. Aa şurada sanki bir konserve mi var? Dur alayım onu. Aha. Güzel. Tamam burada çok oyalanmayayım. Bir şeyler daha vardır muhtemelen ama. Az oyalanmadan şöyle gidelim. Neredesin Yakup? Gel oğlum, gel aslanım. Yolumuza devam edelim. Hikaye görevlerinde, yan görevlerinde bolca diyalog seçimiyle karşılaşıyorsunuz. Bu size kötü bir karakter ya da iyi bir karakter olma yolunda size seçimler sunuyor. Bir karakteri öldürmek ya da hayatta tutmak size bağlı ve bu seçimlerin sonucunu da çok kısa süre içinde görüyorsunuz. Aha. Aha. Biri geldi önümüzde, attı kendini yere.
Reis, ne oldu? You got it. Ne oldu hacı? You got it. Tamam, adam yaralanmış. Ölmek üzere. Please. Tamam, do tamam. something. Yetiştireceğim seni. I'll get you help. Just stay alive. Okay. Sakın ölme bak sırtımda. Okay. Hadi yardır. Adamı doktora yetiştireyim. Gördüğünüz gibi böyle bir anda gelişen olayların içinde buluyorsunuz kendinizi. Zaten hiçbir zaman direkt göreve gidemedim ben. Sakin. Ne oldu sana böyle hacı? Başından ne geçti? Anlat. Az kaldı. Az kaldı. Biraz daha dayan, tamam mı? Diyor. Evet, uyanık kalmalısın. Aa, burası bayağı bir şehirmiş ya. Buraya medeniyet gelmiş reis ya. Bura vahşi batılıkla alakası kalmamış artık buranın. Vallahi bir şehirdeyiz reis. Ben de bilmiyorum nerede olduğumuzu. Yardır. Oha! Tramvay var. Ölmeyeceksin. Bakamadım tramvaya. Neyse. Açın yolu. Hasta var. Hasta var. Açın yolu. Lan burası bildiğin şehirmiş. Çok güzel. Yalnız FPS bayağı düştü bu arada. Aha geldim geldim. Dur dur. Dur. Heyecan yaptım. Gel oğlum. Gel aslan. Ölme. Yetiştirdim seni. Burası değil mi doktor? Oğlum yanlış kapıya girmemişim. Ha. Hasta var reis. Ulan kapıdan geçemiyorum ha. Doktor bey. Yardımcı olun. Doktor mu? Dişçi mi? Just saw you fall out of the saddle. Don't worry, you're at the doctor. Tamam, heyecanlanma şu an. Doktordayız. I appreciate it. Çok teşekkür ederim. Sana minnettarım dedi ve bize bir şey verdi. Adamlar bizi soyacağını zannediyor ama yemez o reis. Yemez. Yemez o. Ağzını kırdıklarım, atı vurdum lan yanlışlıkla. Başka var mı? Lan şurada da bir tane varmış. Sana da bir dedai yapalım. O diye öleceğim. Hemen bir şey almam lazım. Hayır. Hayır alamadım. Hayır. Lan! Ya öl! Ah! Yani çatışma mekaniklerini göstermek için bu kadar zor yaptım. Yoksa ben onları vurmuştum. Yani direkt tek atışta headshot yapmıştım da hani size göstermek için böyle şey yaptım. Peki gelelim finale. PC'ye gelir mi abi? PC'ye gelin. Bence kesinlikle gelecek. Ki bugün çıkan haberler de bunu gösteriyor. Biliyorsunuz Red Dead Redemption 2'nin bir de uygulaması çıktı. Telefonunuza indirdiğiniz bu uygulamayla birlikte oyunun haritasına bakabiliyorsunuz. Oyunda bulduğunuz kitaplara bakabiliyorsunuz. Abi bu uygulamanın içinde PC ibaresi geçen bir kodlama bulunmuş. Bir dosya klasörü bulunmuş. Oculus ve PC ibareleri geçiyor bu Red Dead Redemption 2'nin resmi uygulamasının içinde. Bu ibareler bulunmuş. Yani bu rastgele olabilecek bir şey değil. Muhtemelen Red Dead Redemption 2'yi bilgisayarda göreceğiz. Ne zaman çıkar? Muhtemelen yeni konsollarla birlikte PC'ye gelecektir. Yani Rockstar aynı taktiği izliyor. GTA'da olduğu gibi Red Dead Redemption 2'de de aynı taktiği izleyecek ve yeni nesil konsollarla birlikte PC'ye de Red Dead Redemption 2 gelecek diyorum ve bu videonun da sonuna geliyoruz. Farklı bir video oldu. Arada saçmalamış olabilirim çünkü hem konuşup hem oynamak
biraz zorlayıcı olabiliyor. Evet, Red Dead Redemption 2'den benim de söyleyeceklerim var adlı videonun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın burada.